Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Davutoğlu'nun gazetesinde Sahtekarlık ve Eşcinselliğe Ödül Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Yıllarca Tayyip Erdoğan'la birlikte muhafazakar kimlikle gazetecilik yapan isimlerin yönetiminde çıkan Karar Gazetesi en başta 28 Şubat sürecinde el ele eyleminin öncüsü olduğu gerekçesiyle idam cezası talepli iddianameye ismi yazılan Ahmet Taş getiren, hafız olduğunu beyan eden Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle AK Parti'de milletvekili de olan Mehmet Ocaktan, babasının din görevlisi olduğunu yakın tarihte vefat ettiğinde cenaze töreni vesilesiyle öğrendiğimiz Yusuf Ziya Cömert Yıllarca Tayyip Erdoğan'ın yanında gazetecilik yapan Mustafa Karalioğlu. Bugün kendisini öven kartel medyası mensuplarının ''Akif de ki'' şeklindeki alayvari ifadelerle hitap ettikleri Tayyip Erdoğan'ın en yakınında hizmet veren Akif Beki. Akif Beki'nin geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi önümüzdeki Ramazan'da da bize dini bilgiler verecek olan Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi profesör babası Niyazi Beki. İstanbul Müftülüğü göreviyle kamuoyunun kendisini tanıdığı Profesör Mustafa Çağrıcı. Lafı dolandırmadan, evirip çevirmeden direkt sorayım. Karar gazetesinin dünkü sürmanşetinden dolayı bir özür dileyecek misiniz? Lut kavminin helakine sebep olan eşcinselliği konu edinen ve o ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışan bir film için kurak günleri gören bir daha unutamaz. Başlığınızdan dolayı biz nerelere savrulduk, biz ne yapıyoruz öz eleştirisinde bulundunuz mu? Dinleri sizin dininiz değil, örfleri sizin örflerinizle örtüşmüyor. Felsefesi, günlük hayatları, hiçbir şeyleri size benzemeyen kişilerin çevirdiği ahlaksız bir filme, sizinle benzeşmeyen kişilerden oluşturduğunuz jüriye 2022 yılının en iyileri olarak ödüllendiriyorsunuz. Hiç hicap etmiyor musunuz? Ahmet Davutoğlu, Ahmet Taş getiren o filme ailecek gidip yüzünüz kızarmadan izleyebilir misiniz? Ki bir de 2022'nin en iyileri olarak takdim ediyorsunuz. Ben o filmin eşcinselliği meşrulaştırması sebebiyle tek başına her türlü hakareti hak ettiğine inanıyorum ama eşcinselliği meşrulaştıran kafaların dönekliği, sahtekarlığı, sıradan işler sayacağı gerçeğini ispatlarcasına Filmin senaryosu için Kültür Bakanlığı'ndan aldıkları teşvikte yaptıkları oyunu da hatırlatmamız gerekir. Eşcinselliği meşrulaştıran film için senaryoda böyle bir ahlaksızlık olmaksızın gidip Kültür Bakanlığı'ndan teşvik talebinde bulunuyorlar. Kültür Bakanlığı senaryoyu inceliyor, teşvik talebini uygun görüp destek veriyor. Ama kafaları eşcinsellerle yatıp eşcinsellerle kalkanlar teşviği aldıktan sonra senaryoyu değiştiriyorlar. Kültür Bakanlığı'na da bilgi vermeden hem parayı alıyorlar hem de senaryoyu farklı şekilde filmleştiriyorlar. Yani sorun sadece eşcinselliğin meşrulaştırılmasında değil. Aynı zamanda devletin dolandırılması da söz konusu. Eşcinselliği meşrulaştırma tek başına o filme mesafe koymamız için yeter sebep ama bir de işin sahtekarlık yönü var. Bir de devleti dolandırma yönü var. Bunun içinde Kültür Bakanlığı senaryonun değiştirildiğini fark edince verilen teşviği geri istiyor. Böyle bir rezalete de imza atan film için muhafazakar geçinen Karar Gazetesi yönetimi özel ödül takdirinde bulunuyor. Hani siz dürüsttünüz? Tayyip Erdoğan'ı bile beğenmiyor, etik kuralları öne çıkarmayı önemsediğiniz için AK Parti ile yolları ayırdığınızı iddia ediyordunuz. Adam resmen film çevirirken bile oyun içinde oyun kurguluyor, devleti dolandırıyor. Siz devleti dolandıranlara ödül veriyorsunuz. Hani Kültür Bakanlığı ile yaşanılan o ihtilafı bilmiyor olsalar, daha önce Kültür Bakanlığı ile gerilim yaşayan film, vizyon arifesinde bakanlığın verdiği desteği faiziyle geri istemesiyle de yeniden gündeme oturdu şeklinde konuyu haberleştirmiş olmasalar. Biliyorsunuz bizim sanatla, filmle pek işimiz olmaz. İş olsun diye böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Ama duvara tosladık. Siz de konuyu çok büyütmüşsünüz diyecekleri bir durumda yok. Kendileri de çok iyi biliyorlar ki film senaryosunda da teşvik sırasında bir sahtekarlık söz konusu ve o sahtekarlığı Karar gazetesi bakın nasıl savunmuş. Karar'ın internet sitesinden alıntı yapıyorum. Alper Tüm Bakanlığın verdiği desteği faiziyle geri istemesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini iddia ederek dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kamu fonları destek verdikleri filmlerin senaryolarındaki değişiklikleri denetlemez dedi. Sahtekarlığa bakar mısınız? Yalana üç kağıda bakar mısınız? Bakanlığa senaryo veriyorsunuz, destek alıyorsunuz. Sonra verdiğiniz senaryoyu değiştiriyorsunuz. Bir de utanmadan dünyanın hiçbir yerinde bu değişiklikler denetlenmez diyerek aklımızla alay eden bir yalanı bize yutturmaya çalışıyorsunuz. Sadece filmin yönetmeni değil, Karar Gazetesi de bu sahtekarla destekleyici haberini yaparak ortak oluyor. Filmin yönetmeni sizin bizim vergilerimizden aldığı destekle bizi eşcinselliği meşrulaştıran filmi çevirmenin ezikliğini yaşayacağına bakın ardından neler söylüyor Normal şartlarda verilen desteği verimli bir şekilde kullandığımız ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğimiz için kamu tarafından takdir edilmeyi beklerdik ne yazık ki filmimizin başına gelenler ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığının talihsiz bir örneği olmuştur. Aman ya Rabbi! Utanmazlık, saygısızlık, küstahlık hepsi bir arada. Başarı cezasız kalmazmış. Sahtekarlığı, eşcinselliği, dönekliği bize başarı olarak göstermeye çalışıyorlar ve bunun içinde muhafazakar insanları kullanıyorlar. Nasıl bir akılsızlıktır bu? Nasıl bir aymazlıktır? Her şeyin Tayyip Erdoğan düşmanlığı yolunda Entel dantel tel kesimlerle işbirliği yapma hevesinden kaynaklandığını anlamak için stratejik derinlik kitabı yazmaya gerek yok. Her şey ortada. Hırs insanları ne hale düşürüyor. Hadi birini hataya düşüyorsunuz. Diğerleriniz de mi aklını başına toplayıp uyarısını yapamıyor? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.